Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Edebi sanatlar soru çözümüyle karşınızdayım. Neden böyle bir soru çözümüne ihtiyaç duyduk? Tabii ki yorumlarda çok sık vurgulandı ama son sınavı hatırlayacağız. Servi Hıraman dedi adam. Bismillahirrahmanirrahim. Servi Hıraman hadi bakalım. Öğrenci Hıraman'ı bilmiyor. Servi'yi bilmiyor tabi. Arapça, Farsça'yı tabi oturmuş ona çalışacak hali yok. Onlara bakmamış tamlamaları bilmiyor. Yani Servi Hıraman'ın bırak anlamını bir de sanatı karşına gelince tak kitlenip kalıyorsun. Oysa şimdi mazmun diye bir şey var arkadaşlar. Mazmun mazmun. Biliyorsunuz divan edebiyatında mazmunlar var. Ne demek hocam mazmunlar? Kalıplaşmış sözler. Süpersin bildin. Kalıplaşmış sözler. İşte sevgilinin boyunu Servi'ye benzetmek. Hani senin Servi ağacı dediğin var ya o Servi aslında işte. Servi, Servi'ye benzetmek falan. Ya da ne bileyim işte Gamze demek falan filan. Aslında yan bakıştır Gamze. Biz onu yanaktaki çukur olarak söyleriz ama yan bakıştır aslında o. Gamze Tigın yani bakışlarının kılıcı demek istiyor falan filan. Neyse artistliğe gerek yok hocam. Bu videonun için çekilmedi. Şimdi mazmunlar var. Çok kalıplaşmış ifadeler. Sınavda Servi Hıraman'la çok kalıp bir ifade soruldu aslında Ama biz buna tabii ki hazır değiliz Yani Arapça, Farsça tamlamaları hazır değiliz Hep şunu bekliyoruz Yanında mutlaka bunun açıklaması Türkçesi verilsin Evet bunu yaparlar Ama bilinmeyen ifadelerde bunu yaparlar Servi Hıraman da Servi Nazlı Yani salınarak yürümek işte Selvi ağacı gibi salınma falan filan gibi birçok anlama gelen kalıplaşmış bir ifade bir mazmun olduğu için rahatlıkla soruldu. Yoksa hiç bilmediğim bir tamlamayı nereden çıkaracaksın sınavda? O zaman Türkçe'sini mutlaka verirdi zaten. Yani kafanızda şöyle bir algı oluşmasın hocam. Yani artık tamlamalar geliyor Arapça parça tamlamalar. Ne yapacağız biz falan? Hayır. Öyle bir durum yok. Kafalar rahat olsun tamam. Öyle bir durum yok. Gelirse hiç duymadığınız bir tamlama yüzde yüz yanında Türkçesi verilir. Onu sen de yapamazsın ben de yapamam. Bu çok net. Nereden bileceğiz biz Arapça fahça tamlamaların hepsini? Biliriz 50'sini, de 60'ını 100'ünü ama sonrası sonrası gelmez. Doğal olarak içiniz rahat olsun bu konuda. Tamam yani şu ön yargı bir atılsın. Gelecek sanat konusu sorusu yine basit olacaktır. Şimdi gelin isterseniz bir konuşalım. Daha doğrusu sorular üzerinden bir gidelim. Şimdi ne diyor mesela? Aşağıdakilerden hangisinde irsali mesel yoktur? 2019 olmalı değil mi? Sorulmuştu diye hatırlıyoruz bunu. Yani bu tarz bir sorunun sorulduğunu biliyoruz. İrsali mesel yoktur. İrsali mesel ne demek? Darbı meselden hatırlayacağız. Ata sözü kullanma durumu değil mi? İçerisinde bu beytin vesairenin içerisinde. Bakalım. Gedayız müstahi kesme zekatın kesilmez ayağı bir sürçen atın. Yani bir kez sürçen atın ayağı kesilmez. Bitti. Müstahik ne hocam? Gedayız, dilenciyiz falan. Bile bilemeyiz ki bunların hepsinin anlamını. Bitti. Çün ağızdan çıka söz dönmez Ayruk. Geri döner mi yaydan atılan ok? Yani atılan ok, yaydan çıkan ok geri dönmez sözüne gönderme. Kardeşine kuyu kazarsa kişi kuyuya düşmek olur onun işi. Kendi kazdığın kuyuya düşmek. Bil artık bunu yani geç. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz malza hepsi atasözün neredeyse. Marifet iltifata, e, iltifata tabidir'i kullanmıyor muyuz değil mi? Yani öveceksin biraz iltifat edeceksin ki o marifeti de görelim canım artık falan filan. Geldik cevabımıza. Yanıktır o aşkın kitabı nazmında kokar ciğer kebabı diyor. Burada atasözü falan yok. Bilinen bir şey olması lazım. Bir kez sürçen atın ayağı kesilmez. Kalıp bir ifade yakalarsın bunu. Birinci sorunun cevabı Edirne arkadaşlar. Güzel. Geldik ikinci soruya. Mehmet Akif Ersoy'a ait yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisinin örneği vardır? Bu soruda çok güzel bir sıkıntıyı gidermiş olacağız. Gerçi ben bu kutucuğu çizerek boşluk boş alanları da mahvettim tabii ama neyse. Şimdi dikkat dur şu kaleme geçeyim ah yazıyor süpersin. Şu karşınızdaki mahşer kudursa çıldırsa denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa tamam değil mi ortada bir sine çarpıyor. Yılmaz cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsın. Yani kişileştirmeler falan filanlar var da şıklarda yok tabi bu. Şu karşınızdaki mahşer kudursa. Şimdi mahşerin kudurması gelin beraber bakalım. Mahşer neye benzetilmiş arkadaşlar? Mahşer insana benzetilmiş. Yani kudurmak, çıldırmak anlamında bir ifade bu değil mi? Yani insana benzetilmiş. Hayvana ait bir özellik gibi kudurmayı öyle düşünmeyin. çıldırmak falan anlamında kullanılmış. O yüzden mahşer insana benzetilmiş diyebiliriz. Şimdi böyle bir cümle kurduğumuzda ilk söylediğimiz şey benzeyen İkinci söylediğimiz şey benzetilendi arkadaşlar. Tamam mı? İğrenç bir kısaltma oldu. B nokta tilen ama anladınız siz. Benzetilen benzeyen. Böyle bir cümle kuruyoruz. İlk söylediğimiz sözcük benzeyen. ikinci söylediğimiz sözcük benzetilen. İnsan var mı burada? İnsan gibi çıldırdı diyor mu? Hayır. Sadece benzeyen olduğu için kapalı istiyare diyoruz. Şimdi öğrencinin kafası o kadar karışık ki. Kapalı istiyare ne hocam? Açık istiyareni. Bir türlü ayıramıyorum diyor. Bir türlü ayıramamı nedeni söz sanatları bir videomu izlemiyor olman. Bakın dikkat. Mahşer insana benzetilmiş cümlesini kurman lazım. Söz sanatları bir videomda şöyle bir örnek vermişim. Diyor ki can kafeste durmaz uçar. Bu bilinen bir şey. Dünya bir konan göçer falan filan devam ediyor. Şimdi can kafeste durmaz uçar. Gelin beraber bunu bir anlayalım. Ne diyor? Can kafeste durmaz uçar. Can kuşa benzetilmiş. Bunu anlamayan var mı? Yok. Hemen cümleyi yazıyorum şuraya. Can kuşa benzetilmiş. Şimdi bu cümleyi kurmanız lazım. İlk söylediğiniz benzeyen ikincisi benzetilen. Burada hangisi var? Can. Yani benzeyen. O zaman yine kapalı istiyare. Sadece kuşa benzetilmiş olsaydı daha doğrusu sadece kuş geçseydi ne olacaktı o zaman? Tamamdır. Kuş gibi kafeste bilmem ne deseydi mesela o zaman açık istiyare edecektik. Yani siz cümleyi şöyle kuracaksınız. Bir şey bir şeye benzetilmiş. Ha. Tamamdır arkadaşlar. Mesela gökyüzü med zamanı kurşunla örtülü diyor bakın dikkat. Bu, bu da klişe bir örnektir. Kurşunla örtülü. Gökyüzü med zamanı bir kurşunla örtülü. Bakın cümleye dikkat. Gökyüzü med zamanı bir kurşunla örtülü. Kurşunla örtülü derken ha bulutlar işte ya kurşu nedir ya bulutlar böyle grimsi füme tarzı bir şeydir. O zaman bakın dikkat cümleye bakın. Bütün sorulara böyle çözmeyeceğim için rahat olsun. Birazdan tak 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 bitireceğiz. Bulutlar bak şimdi kurşuna benzetilmiş cümlemi kurdum arkadaşlar bulutlar benzeyen bizim taktiğimize göre ilki benzeyendi ikincisi benzetilendi hangisi var İkincisi. yani bu cümle gökyüzü bir met zamanı kurşun örtülü falan filan cümlesi açık istiary örneğidir çünkü cümlemi kurdum sadece benzetilen var yani siz cümleye bakıp işte mahşer insana benzetilmiş can kuşa benzetilmiş işte bulutlar kurşuna benzetilmiş gibi bunu kurmanız lazım. Kurduğunuz zaman ilk söylediğiniz sözcük benzeyen ikincisi benzetilen oluyor ve bu durumda da arkadaşlar sadece benzetilen varsa açık istiyare sadece benzeyen varsa kapalı istiyare. Bence çok basit bu anlatım da basit artık İnşallah gelecek yapacaksınız. Evet üçüncü sorusu seriye bağlıyorum. Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Ellerin yolların yılların sonu bilirsen namını unutmazsın onu. Şimdi hocam bu bir şiir değil. Bu bir düz yazı. Düz yazıda olabilecek tek sanat secidir. İç uyaktır, iç uyak. Teşhis olamaz. İntak güzlü, talil, talis falan. Bunları genelde şiirde görürüz ama gelin bakalım. Ellerin, yolların, sonların, bilirsen namını unutmazsın onu, bulursun güzel bir konu, dersin gelmezsin sonu, yolu. Ya daha ne desin adam? Düz yazıda uyak varsa İç uyak dediğimiz şey seci meydana gelmiş demektir. Devam. Yukarıdakilerden mi? Aşağıdakilerden olsun o. Hangisinde yukarıda tanımı yapılan sanatın örneği yoktur? Yukarıda tanımı yapılan sanat ne? Kelime anlamı birbirine karşıt iki düşüncenin duygu veya hayalin toplanması demektir. Bu ne be? Karşıt düşünce deyince ha diyorum ben tezattan bahsediyor bu adam. Tezat tezat zıtlık beni öldürmeye ve yaşatma o baygın gölgeli bakışlar yeter. Böyle konuşanlar var ya bir de öldürmeye yaşatma diye. E var öyle ya, kalıp yani bir şey demeyeceğim evet böyle konuşanlar var. Tamam güzel öldürmek ve yaşatmak değil mi? Doğru değil ama öyle konuşmak tabii. Öldürmek ve yaşatmak tezat var. Derdime kimse dokunmaz ben memnunam Derdimin sonunu kimse bilemez yok bir şey. Hocam dert var memnun olmak var. Derman yok. Ceyhan zevki kederde mihneti rahatta görmüşüz. Ay nedir biri birine su pışamımız. Zevk var, mihnet var, zorluk var, keder var, rahat var. Bunlar hep birbirine zıt şeyler. Gülmek ol Gonca'ya münasiptir. Ağlamak bu dedi hani hazine gerek diyor. Gülmek ağlamak geç. Sözlerini işitmeden dedim Müslüman. Duydum ki tam kafir değil Müselman. Müslüman. Müslüman, Müselman, kafir. Müslüman ve Müslüman aynı şey. Kafir bunların zıttı. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Tezat sanatı orada yoktu arkadaşlar. Güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Aralara böyle basit birkaç soru serpiştirdim. Yani tanımı sorduğum rezil birkaç soru var onu söyleyeyim. Ne diyor? Şeklinde devam eden bu dörtlükler aşağıdaki söz sanatlarından hangisini ifade eder? Bir iki satır okuyalım, bir iki dörtlük en azından anlayalım. Bir nasihatim var zamana uygun. <laughs> Tut sözüm yattıkça yat uyanma. Meşhur bir kelamdır sen kazan sen ye. El için yok yere ateşe yanma. Her nere gidersen eyle talanı. Öyle yap ki ağlatasın güleni. Bir saatte söyle yüz bin yalanı, el bir doğru söz söylerse inanma. Bismillah. Şimdi diyor ki, zamanı uygun bir nasihatim vardı. Yattıkça yat, uyanmaya gerek yok diyor. Ne yaparsın uyu, uyu. Ya gelişme kadedebilir misin? Böyle bir şey söylenebilir mi? Söylenmez. Sen kazan sen ye diyor. Böyle rezil bir şey olabilir. Burada iğneleme var iğneleme. Sen diyor yat, yat. Her şeyi kendin yap, kendin pişir, kendin ye. İnsanları hiç görme diyor sen. Aç olan orada yatan insanı görmesen diyor dışarıda yatan insanı. Keyfine bak sen diyor. Ya el için yok ya kendini ne yoracaksın el için ya diyor. Keyfine bak sen diyor. Yemene içmene bak. Ne diyor yani? Lan diyor kendine gel artık diyor. Kendine gel başkaları için bir şey yap diyor. Tariz var burada. Burada müthiş bir gönderme var. Burada laf sokma var. Burada ezmek var. Burada harcamak var hocam. Vallahi billahi kamyonun üzerinden geçmek var hocam. 6. Yukarıdaki numaralandırmış parçalardan hangisinde istifam sanatı yoktur? İstifham soru sormaktır arkadaşlar. Soru sormak. Nerede olsam karşıma çıkıyor bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalim mi vefasız kozova? Şimdi sen misin hayalim mi falan fistan. Sorular burada çok net göze çarpıyor. Beni candan usandırdı. Geç artık bunu. Beni can dediği zaman geçin hocam bunu. Çünkü o kadar klişe ki bu artık. Felekler yan dağ muradım şey Geç Allah'ını seversen. Senin adın sordular. Neden derde koy? Niye derde koydular? bilmez mi senin adın? Yani burada istifam bariz. Sevdiğim Dilber'in gözü aklımda zihnimi çevreler gelenler benim. Dört numara neredesin soru. Tutabilir misiniz güneş ellerinizle? Bir anda der misiniz seni seviyorum diye tutamazsın diyor. Değil mi aman dikkat. Burada istifam sanatı var soru sorma var. Denizli'de yoktu geçtim. Namık Kemal'in Vaveyla adlı eserinden bakın edebiyat bilgileri. Havada uçuyor Vaveyla cebe koy. Vaveyla adlı eserinden Vavela böyle çığlık, haykırış anlamlarına gelen bir şey arkadaşlar bu arada kelime olarak. Alınan, yukarıdaki parçayı konuşmasında kullanan bir kişi hangi sanatı kullanmak istemiştir diyor. Bismillah. O Ol letafet olun, olunsa ger inkar, mezhebimce demek muvafık olur. Aç vatan göğsünü ilahına aç, şu hedanı çıkar da ortaya saç. De ki ya Rab bu Hüseyin'indir. Şu mübarek Habib-i Zişan'ın falan filan diye gidiyor. Vatan göğsünü ilahına aç diyor. Yani sen artık insan ol kendine gel. İnsan gibi ol. Teşhis var. Teşhis. Devam. Yukarıdaki numaralanmış parçalardan hangisinde nida sanatı yoktur? Bu basit bir soru mesela. Değil mi? Yani mesela gitme ey yolcu diyor. Nida sanatı var. Yoktur. Basit bir soru bu. Ey bu topraklar var. Eyvah var. Ey hak var. Beş numarada yok yani bu basit bir soru. Bu niye sormuş? Geçelim. Bu parçadaki boşluğu aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmeli? Güzel bir tanım sorusu bu. Sözün etkisini artırmak için sözün tesirli olacağı bir yerde kesme işine. Sözü bir anda kesme işine arkadaşlar. İngilizce'de cut diyoruz. E o zaman bozmayalım. Biz de cut diyelim yani. Cut diyoruz tabii ki arkadaşlar buna. Birbiriyle alakalı birbirine yakışır sözlerin bir arada kullanılmasını ise tenasüp diyoruz. Ben burada tenasüpten yola çıkarak bakın ikinci boşluğa dikkat. Tenasüpten yola çıkarak soruyu yapabileceğinizi doğal olarak da bu kat ifadesini hatta bu kat şöyle yazılır tam anlamıyla şu ayınlı yazılır kat ifadesini kazanmanızı istedim bu sorunun yazılışta bir amacı var tabii. o yüzden denizli cepte aşağıdakilerden hangisinde ilk beyitte ilk mısrada bahsedilen şeylerle ilgili sözleri ikinci mısrada kullanmak sanatına örnek yoktur İlk beyitte bahsedilen şeyleri orada kullanma muhabbetine lef diyoruz arkadaşlar lef neşir mürettep var falan yani Böyle düzenli olarak alt alta verilenler var, çarpraz olarak verilenler var, fark etmez. İlk lisede söylenen şeylerle ilgili ifadeleri ikinci lisede tekrar etmek, açmak, benzer şeyler söylemeye lefüneşir diyoruz. Bakalım 10. soruda nerede? Yokmuş. Yanağını, dudağını, teninle suretin olmuş. Biri rengin, biri şirin, biri nazik, biri rana. Ranalar, şirinler, renkler bunlar hep dudak, ten değil mi? Yanak. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Birbirini açabilecek ifadeler. Lef yer verilmiş burada. Işık derdiyle, aşk derdiyle yani. Hoşamel çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim? Zehri dermanındadır diyor. Burada dert var, derman var, ilaç var, derman, zehir. Bunlar hep birbiriyle karşılayan ifadeler. Az çok doğal olarak yine lef güneşir sanatına yer verilmiş. Gözlerim bir yabancı zehre temaşa olmasın. Anlatılanlar zihnimde geniş yer bulsun. Burada bir şey göremiyoruz. Bariz çat 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 görebileceğimiz bir durum yok. Arzın yağdıyla nemnak olsa müjganım nola. Zayi olmaz gül temennasıyla bir su. Şimdi o su kasidesi. Bismillah hocam bismillah. Nemnak olsa ıslansa demek. Mesela sınavda bunu sorma ihtimali yok arkadaşlar. Nemnak olmanın ıslanma olduğunu hayatta bilemeyiz. Sen de ben de aklımıza gelmez. Ha Servi Hıraman'dan ya bu Servi boylu olmasın falan diye sallarsın tutturursun da nemnakı bilemezsin. Sınavda nemnak olsa altını çizerse bu adam parantez içerisinde mutlaka ıslanmak sulanmak kesinlikle geçer. İçin rahat olsun. Hangi birine çalışacaksın ya tamlamaların biter mi o hiç rahat ol. Nemnak su vermek, gül falan bunlar birbirini açacak ifadeler. Müjgan yanak falan fistan neyse. Doğal olarak burada da var. Barış için geldi diyarına boş çevirme. Zeytin dalı ver. Beyaz bayrak aç onu bırakma. Barış ve zeytin dalı mesela değil mi? Bunlar birbirine ya da barış ve bayrak açmak, beyaz bayrak açmak falan. Bunlar lef Neşir sanatının en güzel örnekleri arkadaşlar. Tamam. Toplayıp dağıtma falan filan gibi kelime anlamlarına da geliyor. Neyse lef -i i geçtik. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisinde? Bu beytte görülen sanattan vardır. Bu beyitte görülen sanat ne? Allah'ını seversen. Gamzem ciğerim deldi, deldi ciğerim gamzen. Bilmem nice olur halim, halim nice olur bilmem. Akis yani buraya adeta bir ayna koymuş, çat diye yansıtmış. Dersini söyleyeceğiz yani. Sen razıyım. iki cihanda bunu bilesin. Ettiğim duayı sen de duyasın. Bilirim senden gelene hep saygım vardır. Görürüm senden geleni. Nidam hiç yoktur. Dizile, dizlerini kapanıp ağlarken geceleri sözlerim duyulur. Doğru bulunur. İsteklerini listele bir bir ona aktar. Seni de görecektir. Sabru sebat et. Cennet gibidir ruyun. Ruyun cennet gibidir. Gamzem ciğerim deldi. Deldi ciğerim gamzem. Edirne selam olsun. 12. Bu parçada boşluğa hangisi gelmeli diyor. Vesaire sanatında bilmezlik gel bilmezlikten gelme varken vesaire sanatında ise bilinen bir gerçeği hatırlatma var. Bu da yani böyle bir araya sıkıştırdığım artı bir net olarak <laughs> görmek istediğimiz bir soru olmuş. Tabii ki bilmezlikten gelme tecahülü Arif. Bakın arada bırakacak şık bile koymamışım yani net bir soru olmuş. Telmih değil mi? Bu da yerinde bir soru. Net. Hiç problemsiz. Devam. Devam. 13. Bilinen bir gerçeği başka bir nedene bağlayarak anlatma sanatı demiş. Tabii ki Hüsnü Talil değil mi? Hüsnü Talil sanatı fulleten edebiyattan. Dikkat. Hüsnü Talil sanatı netti bu. Yukarıdaki dörtlüğün her dizesinde. Dur ben bunu bir kapatayım. Bu soruyu kapatayım. Her dizesinde bir sanat var arkadaşlar. Bu dörtlüğün Bunların sırasıyla hangileri olduğunu soruyor. Şimdi senin sevginin gücüyle kızardı bu güller Ya Gül zaten kızaracak senin sevginle ne alakası var? Hüsnü talil değil mi arkadaşlar bu? H nokta talil yazayım. Çok doğru bir kısaltma olmamakla birlikte artık bitişik yazıyoruz. Burada her ne kadar ben kısa çizgili yazsam da onlar bitişik yazılıyor artık. Yani hüsnü talil artık bitişik yazıyoruz. İrsali mesele de neyse. Şimdi burada üstün talil var. Ateş gözlerinden aldım seni. Ateşi göze benzetmek, gözü ateşe benzetmek. Tamam burada teşbihimiz var. Kurt misali beynimi kemiren sorular. Ha, şimdi kurta benzettiği soruları falan fistan misal var. Yani burada da bir teşbih var. Türü önemli değil. Yani tamamı varsa biliyorsunuz ayrıntılı teşbih oluyor. İşte ne bileyim sadece benzeyen benzetilen ikisini bir arada kullanarak yapıyorsa teşbihi belli oluyor falan filan. Çok önemli değil onlar. Sevdanı, aşkını, gönlünü bilmem. Hocam burada sevda var, aşk var, gönül var. Burada bir tenasüp var. Doğal olarak hemen şıklara gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Edirne'de Hüsnü telli yakaladım. Teşbih, teşbih yakaladım ve tenasüpü yakaladım. Şimdi burada küçük bir düzeltme yaptığım için arkadaşlar seçenekte direkt o şık doğrudur diye gidersiniz korkusuyla ışıkları kapatarak çözdük burada. Onun nedeni oydu. Hüsnü telli, teşbih, teşbih ve tenasüp. Tenasüp birbirine yakın, birbirine uygun sözcüklerin birbirini hatırlatan sözcüklerin arkadaşlar aynı dizede vesairede kullanılması durumu. Evet bu dizelerde görülen söz sanatı hangisidir demiş. Aslında istersen Ankara güzel. Ankara sevilir. Kızılay mı? Oh ne hala. Her sokağa gezilir. Fakat gerek yok. Ulan bu ne? şimdiye kadar Ankara dedin, Kızılay dedin, sokaklarda gez dedin. Kafelerde otur dedin, her şeyi söyledin, anlattın. Gözümüzde Kızılay'ın caddesini çizdirdin. E ne oldu şimdi fakat gerek yok dedin. Bir anda kestin. Bir beklenmezlik bu. Bu bir tereddüt. Bu bir terdit. Bu bir sürpriz. Değil mi aman dikkat arkadaşlar hatta sürpriz Sürpriz bu terdit dediğimiz şey arkadaşlar Tereddüt yani arkadaşlar Şaşkınlık bir beklenmezlik Bir şeyi anlatır 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 alakası bir şekilde keser İşte bu duruma terdit diyeceğiz Beklenmedik bir şekilde bitirmeye terdit diyoruz Cebinizde kalsın Bir sonraki videoda görüşmek üzere